Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese yeniden birlikteyiz. The Long Drive ikinci bölümünde yeniden birlikteyiz. Şöyle bir yer bulduk. Evet, burada da tavşanlar var. Tabii ki onlara da yakalanmamak lazım. Şöyle yeni bir yer bulduk. Hemen şöyle koşalım. Şöyle bakalım arabamızda neler var. Evet, aynen şurada ne varmış? Bayağı bir tavşan dolu burada. Tabii ki onlara da dikkat etmek lazım. Yani şöyle fazla yaklaşmadan, şurada bir şey var. Acaba burası terk edilmiş bir benzinlik. Of 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 of. Bok dolu burası. Şöyle biz buradan hemen çıkalım. Çok kötü kokuyor. Evet, arabamızdan şöyle bakalım var mı bize işimize yarayacak bir şeyler. Tavşanlar da tam da bu suda bizi bekliyorlar. Şöyle bakalım. Şu arabamızı değiştirdik artık. Şu arabaya geçiyoruz. Aynen. Yeni arabamız bu. Şöyle bir bakalım içeride var mı bizim ihtiyacımız. Evet. Ön taraf. Aynen onu hemen değiştirelim. Hatta şuradan alalım. Şöyle bir tane hemen bunu şöyle alalım komple. Lastik de yenimiş çünkü. Evet, burada bir sıkıntı yok. Evet, şöyle bırakalım. Aynen. İkisi güzel olur. Şöyle dilerseniz. Aynen onu bıraktık. Şöyle cillop gibi. Tamam, güzel oldu. Şunu da alalım. Evet. Gayet güzel oldu. Ya da olmadı, kendi orijinal şeyi de alabiliriz. Aynen şöyle. Şunu şöyle alalım. Bu şekilde bırakalım. Kendi orijinal. Aynen, tamam, fark etmez. Efsane, başka var mı lastiğimiz? Oo, şu lastik de onu da bir değiştirelim hazır bulmuşken. Şöyle bırakalım. Aynen şöyle. Tamam, orada dursun. Biz bir de gidelim. Evet, bunun da ikisi sıkıntılı. Şöyle yapalım. Evet, ön tekerleği alalım. Evet, gayet güzel. Olmadı. Buradan çıkanı da bir dakika şöyle yapalım. Evet, şöyle.
şimdi bir sıkıntımız yok. Camlarımız, aynalarımız zaten iyi. Şöyle bagajımızı bir açalım. Yani şu lastiği buradan alalım. Aynen şöyle. Oo, deri teşik olmuş. Şöyle gitsin o. Tamam. Şu da en azından güzel. Ne güzel dedik ama bu da deri teşik olmuş. Bunu da şöyle fırlatalım. O da dursun. İç lastiği güzel ama dış lastikleri iyi değil. Şu o da kötüydü. Neyse en azından bir şimdilik şunu alalım. Şöyle bıraktık. Ya da bir dakika. Tamam. Şöyle yaptık. Şöyle yapalım. Tamam, şunu da alalım. İçindeki jant önemli bizim için. Şöyle şunu çıkaralım. Aynen şunu alalım. Şimdi her şey yolunda. Şimdi şuraya bir girelim. Şöyle bir bakalım. Hatta bir mektup bulduk. Onu da hemen şöyle bir dürbünle bir bakalım da. Evet, şöyle ondan sonra dürbünle bakacağız. Şöyle bakalım. Karşısında neler varmış. Artık arada durup buna da bakabiliriz. 3 numarada kılıcımız var. Ve 2 numarada da işte lütfen kendine iyi bak, seni seviyorum oğlum yazılı bir mektup bulmuştuk az önce posta kutusunda. Onu da hemen söyleyeyim. Burada ne varmış? Alkol, dizel. Evet, terk edilmiş bir benzinlik. Şöyle bir girelim içeri. Oo. Evet, şöyle bakıyoruz neler var. Burada işimize yarayan pek bir şeyimiz yok. Aynen, burada işimize yarayacak pek fazla bir şey yok. Bu neymiş? Evet, bu bizim renge uyar mı onu bilmiyorum. Neyse, bunu bırakalım. Şöyle yapalım. Böyle fırlatalım. Tamam, sıkıntı yok. Evet, buradan işimize yarayacak bir şey yok. Şöyle. Oo, burada da vay vay vay. Evet. Bu gerçekten güzelmiş. Evet, bu tekerleği alalım. Onu da bunun üstüne bırakalım.
Evet, o şimdi zaten yerini alır. Ne olur ne olmaz. Evet, UFO falan geliyormuş. Hatta geçen uzaktan görmüştük ama hiç canlı canlı göremedik. Evet, burada da tavşanlar var. Burada işimize yarayacak maalesef bir şey yok. Şunda. Evet, maalesef pek fazla bir şey bulamadık burada. Bunlar neymiş? Şöyle alalım. Evet, şunu hemen bir gidelim. Bu şekilde bir sıkalım bakalım yan tarafa. Ne göreceğiz tabii ben de bilmiyorum. İnşallah çok fazla sırıtmaz. Evet, bu böyle oldu. Bunda herhangi bir değişim var mı onu da bilmiyoruz tabii ki. Evet, bir renk oluyor ama ne renk? Tamam, onu da tam bilmiyoruz. Şöyle bir sıkalım. Bitti mi? Zaten devam var. Şöyle fırlatalım buraya. Aynen. Evet, bu gitti. İçeride daha vardı. Hemen şunları da alalım. Hatta şunu 4'e aldık. Şunu da alalım. Vay vay vay. İkisini bir aldık. Evet. Akşam da oluyor bir yandan. Şöyle yapalım. Damla güneş çarpıyor. Evet, uyku vakti de geldi neredeyse. Şöyle bir fırlattık. Geçtik, şöyle bir uyuyalım. Evet, şöyle artık sabah. Sabah olsun. Evet, maalesef. Önce şöyle bir bakalım sağa sola. Var mı bir gelen tavşan mavşan? Evet, yok. Çıkalım. Şu arabamızın rengine bir bakalım. Ve ondan sonra da artık o değişik bir şey olmuş herhalde araba. Aynen. Şunu da alalım. Evet. Evet, bu da pembe mi oldu şimdi? Pembeymiş. Vay vay vay. Neyse, iki renk olsun bari. Çünkü yapacak bir şey yok. Buraları pembe olsun üç yer. Bunu da öne sıkalım. Son 23. Tam böyle iki renk güzel oldu. Aynen. Şöyle bir fırlatalım. Maalesef bulamadık. Neyse, böyle değişik bir şey oldu. Ya da GTA gibi, eğer öbür şeyler ne renkmiş. Bir tane kalmış zaten. Bakalım o ne renk. Yok, bu da eski renkmiş, gerek yok. Hemen biz buradan yavaş yavaş
Son bir kez şöyle bir turlayalım. Bize ait olabilecek bir şey var mı? Evet, yok. Evet, burayı terk edelim. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi aynen bu şekilde oldu. Aracımızın son hali. Bagajımızı da kapattık. Öbür arabadan alacağımız bir şey yok. Evet, pembe artık kahverengi bir şeyler oldu ortaya, karışık. Hemen arabamızı çalıştıralım. Hadi bakalım. İyi de bunun benzini vardı. Tekrar bakalım. Şu anda her şey gözüküyor. Gazımız da var, her şey var. Niye bu böyle bir şey yaptı? Bir daha deneyelim. Çok enteresan. Yani şu arabaya bakalım. Tamam, bunda da var gözüküyor her şey. Bu da aynı şekilde. Girelim bana. Arabalar şu anda çalışmamak için diretiyor adeta. Şurada bizim yağ bidonu, şunu bir alalım. Bir bakalım, yağ koyalım bir. Ya da bir dakika, şöyle bırakalım şunu. Şurayı bir açalım. Tamam. Yağı çok koyunca gaz azaltıyor. Tamam. Hepsini anladık. Okey. Şimdi bir deneyelim. Eğer öbür taraftan almak gerekirse nasıl alacağız? O da ayrı bir soru.
nasıl çalışmalı bu araba. Çok enteresan. Belki de DeLong'da bir ilk olacak bu. Araba benzin olmasına rağmen çalışmıyor. Hemen şu bidondan bir tane alalım. Tamam, şöyle bir acaba doluyor mu buradan? Bir dakika. Şunu deneyelim o zaman. Şunu sökelim. Evet, maalesef bize acilen bir benzin lazım, o da hiçbir yerde yok. Evet arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Bu bölüm de böyle geçmiş olacak. Tabii ki ben sorunu inşallah çözerim tabii ki. Ama maalesef bir tane yerde gaz yok. İçerilerde de baktım yok. Burada da alkol var, dizel var. Buna da maalesef dizel koyamıyoruz zaten. Ama niye böyle bir şey yaptı onu da bilmiyorum. İşte gördüğünüz gibi 24 litre de 3,5 var. Gaz 60, %66 dolu. Yağ var, her şey var. Anlamadım, gitti bende. Şimdi kapatalım. Niye böyle bir şey yaptı ben de bilmiyorum. Son bir kez nasıl bir deneyelim. Yani başka bir şey olsa başka bir şey yapayım ama o da yok. Ne yapabiliriz? Evet, olmadı. Şöyle bir uyuyalım. Olmazsa. Ama uyku da yok. Yani çok enteresan. Yani benzin var, her şey var. Araba maalesef çalışmıyor. Evet. Yani yapacak bir şey yok. Bu kadar emek verdiğimiz için bu da ikinci bölüm olsun. Araba maalesef yürümüyor. Diğer araba için de geçerli tabii ki. Hatta ona da şöyle bir takalım. Lastiklerle deneyelim. Belki olur.
Sonuçta ikisi de çalışıyordu arabanın. Bu arabayla geldik. İşte oraları maalesef kesildi işte mektubu alana kadar. Kayıtta sıkıntı çıktı. Devamında maalesef olmadı. Yani ben de anlamadım. Çalışan araba niye çalışmasın? Motorları sökmeye deniyoruz. O da olmuyor. Motorlar da sökülmüyor. Şöyle bir deneyelim bir daha. Neyse, hadi onu bırak. Bunlar maalesef sökülmüyor. Bir şey söküldü, onun haricinde sökülen yok. Tekrar geri takıldı. Evet, yapacak bir şey yok, olmuyor. Onun için şöyle şunu da madem öyle ortada kalmasın şöyle şuraya takalım. Ön tarafa. Bari ortada kalmasın. Şunu da ya maşallah o nasıl oldu öyle? Evet bunu taktık. Tamam şunu da alıp takalım ona. Madem bu kadar uğraştık. Bari bu tam olsun. Tamam, şunu da kapatalım. Evet, bu çalışmaz herhalde artık. Muhtemelen çalışmaz. Tamam, sıkıntı yok. Evet. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir olmadı bir uyuruz. Eğer hala uyandıktan sonra çalışmaya başlamazsa yani başka tekrar sonra 3. bölümde yeniden başlatmak gereğinde kalacağım denemek için. Evet, olursa artık 3. bölümde aynen buradan devam edeceğiz. Yine şöyle bir uyutayım. Herhalde artık uyuruz. Aynen. Evet, arabamızı boyadık. Lastikleri değiştirdik. İçeri baktık ettik. Bir şeyler yaptık. Yeni yeri arabamızı mektubumuzu okuduk derken artık yapacak bir şey yok. Aslında benzine her şeyi içinde full olan bir araç ama çalışmıyor niyeyse. Evet maalesef çalışmıyor arabamız. Evet elektrik geliyor mu arabaya? Elektrik geliyor. Kornamız da var. Evet maalesef olmuyor. Artık burada kusura bakmayın diyeceğim artık çünkü benlik bir şey yok. Sistemden dolayı maalesef böyle bir şey yaşadık.
Hatta araba da şu anda gidiyor gibi ama. Aynen. Neyse. Biz çektik. El frenini. Şöyle bir tur daha atalım. Belki bir benzin falan denk gelir diyeceğim ama maalesef o da yok. Şuralarda var mı son bir kez? Bakalım. Altlarda falan. Şöyle devam edelim. Bu kutuları da açamıyoruz. Bilmiyoruz içinde ne var ne yok. Evet, lastik de bayağı güzelmiş. Evet. Maalesef bir benzin bulamadık. Şuradaki neymiş? Şurada bir şey var ama evet, neymiş bu? Bu da bayağı. Ona da gerek yok. Ayna falan var. Aynaya değişimiz yok. Evet, bunlara gerek yok. Maalesef eğer tabii ki benzin falan olsaydı çok işimize yarayacaktı. Evet, bulamadık bu sefer bir şey. Şöyle arabamızı parlatıp bitirelim burada. Artık yapacak bir şey yok dediğim gibi. Bu bölümde böyle olmuş olsun artık. Şu pembelerimizi falan güzelce ne? Arabamızı bari parlatalım. Son kez bir uzaktan bakalım. Bari en azından bu bölümde arabayla ilgilenmiş olalım ki bu şekilde. Evet, bu da zaten artık bitmiş. Evet, bugünlük bu kadar. İkinci bölümümüzün de sonuna geldik. Şurada bir şey var, hatta bir bakalım neymiş o. Evet. Evet. Dürbünle geziyoruz artık. Ne var ne yok. Şurada uçuyor bir şey ama uçan bir şeyi göremiyoruz. Evet, uçan tavşan. Gördüğünüz gibi havada uçuyor tavşan. Evet, şu karşıda bir şey var. Neymiş o? Acaba aynen şuraya bir 2 dakika gitsek mi acaba? Çok mu yakın? Çok mu uzak? Hiç orada bir şey zannetmiyorum olacağını da. Çok uzak duruyor. Orada tavşan mavşan uçuyor. Neyse, evet. Evet, biz bu bölümü burada bitirelim. Şöyle güzel bir resimle artık. Bu bölümde de evet, artık benzin istasyonunda ikinci bölümde zaten, evet, ağaçmış zaten karşıdaki de muhtemelen. Evet, şu kapımızı da kapatalım. Aynen şöyle. Evet. İkinci bölüm benzinlikte geçti artık. Yapacak bir şey yok. Şu şekilde bitireceğiz. Dediğim gibi yapacağımız bir şey yok. Araba çalışmadı ikisi de. Aynen bu şekilde. Resmimiz böyle olsun. Evet. Dediğim gibi yeni bölümde görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Üçüncü bölümde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.